Herkese merhaba. Sayfamıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz nereye gidiyoruz bugün üç arkadaş? Suzi Türkiye'ye gidiyor. Onu uğurlamak için pikniğe gidiyoruz. Suzi'yi uğurluyoruz. Zayde'yi uğurladık. Ama Zayde giderken yağmurluydu. Suzi giderken şimdi sabah yağmur yağdı. Şu anda güneş, pikniğe gidiyoruz. Bu pikniğimizde siz de bizimle beraber piknik yapmaya davet ediyoruz. Buyurun gelin. Şurada çok güzel piknik yeri var. Kaç sene sonra ilk defa geliyor. Şuraya duruyorlar. Allah. Evet, geldik. Harika bir yere geldik. Bugün burada birkaç saat geçireceğiz arkadaşlar. Önce piknik yapacağız, sonra yürüyüş yapacağız. Bu tepenin başına arabayla çıktık. Adam gecedir, saat 8'e kadar gidecek. Soğuktan mı? Karpuz demek ki çok olgunmuş, tat diye yarıldı. Güzel karpuz. Bir ben duydum, Aldın'ın karpuzu iyiymiş. Yok, geçen biri dedi de. Biri dedi, Aldın'ın karpuzu iyi dedi, ben o yüzden aldım. Şimdi suyumuzu dolduracağız brikede. Tabii doldur o su. Bu su var ya, kadın test etmiş doktor. En iyi su. Aynen. Diyor ki en güzel su, hiç içinde kötü madde yokmuş. Oraya da yazmışlar içilmez diye, ama bu en iyi su. Benim oğlan da aldı o testten, en iyi su. Vay be. Evin suyu da iyi, biliyor musun? O da kötü çıkmıyor. Evin suyu? Evet. Bu Almanya'nın suyu eskiden pek içilmezmiş ama şimdi içilir diyor. Şimdi mineral varsa çok kötü çıktı, pislik dolu. İçiyor ya. Bizim suyu da evet. Şimdi bir içildi, hayır onu fark edecek. Sen nereden aldın suyu? Bizim evin suyu. Senin suyun daha güzel. Hı-hı. Şimdi oraya gidelim. Orada güzel bir yer var. Çok az. Kızlar sofrayı hazırlarken de ben de birkaç tane çiçek toplayayım. Hem size tanıtayım. Evet arkadaşlar, telefonu yeni açanlar için bunu ben toplayacağım. Bugün toplamayacağım tabii ki. Bundan yağ yapacağım. Bunun yağını yapınca yanımda taşıyacağım ormanlarda, böyle kene ısırıklarına ya da bunu sürdüğünüz zaman da böcek gelmiyor, kene gelmiyor. Kene ısırıklarını yoluyor, cilt hastalıklarını yoluyor arkadaşlar. Sivrisinek ısırıklarına da yoluyor. Böyle harika bir kokmuş kırlangıç gagası ismi. Çok da değişik bir kokusu var. Kiminin hoşuna gidiyor, kimine iğrenç geliyor. Bundan şimdi bir dal alayım. Ben niye topluyorum bunları? Biz burada piknik yapacağız. Bundan dekorasyon yapacağım. Dekorasyon için birkaç tane bitki toplayacağım. Evet, işte bu var. Bu ne oluyor? Ölü ısırgan otu var. Ondan da alayım bir tane. Hem kızlara tanıtırım, hem dekorasyon yaparım. Evet arkadaşlar, bu da gır. Yaban maydanozu. Yaban. Böyle. Bundan da alayım. Şimdi bu yeter, bu çiçek. Ha, yoğurt otu. Gördüğünüz gibi bundan da alayım. Masamıza dekor yapacağım. Böyle hepsi de şifalı bitki. Çok güzel oldu. Sürpriz'den yine alayım. Tohumlanmış. Çok güzel. İşte böyle. Şu da Rheinkohl. Bunu da çiçeğinden alalım. Evet. Başka ne var? Evet. Civan perçemi çiçeklerinden de alayım. Bunlar dekorasyon için. Böyle işte Brownella var. Brownella çok faydalı, boğaz ağrısına da iyi oluyor arkadaşlar soğuk algınlığında. Böyle bir bitki şimdi çıktı. Bunun tam zamanı şimdi sonbaharda çıkar. İşte bu şekil görünür. İyice tanıtayım. Brownella böyle. Ve civan perçemi de aldık. Bunu biz şimdi piknik yaparken masamızda duracak. Başka ne var? Papatya olsa ondan da istiyordum da. Papatya'nın tarlası uzakta, burada yok. Distel, yani kleine distel. Bu karaciğer yağlanmasını yoluyor bu. Şey, Gänsebilümchen, Brownella. Şimdi hepsini yerleştirdik. Yoğurt otumuz var burada. Şuraya koyalım. Bak, civan perçemi var. Topladık.
hem şifalı bitkiler bize dekorasyon yapsın. Biz de burada pikniğimizi yapalım. Şu da ballı baba diyorlar herhalde. Ölü ısırgan otu. Böyle. Şu da gırş. Bak hepsi bunların yenen bitkiler. Hiç zehirlisi yok. Bu da gırş. Ama güzel oldu. Görüyor musun dekorasyonumuzu? Kahvaltını yapıyoruz. Çok güzel Nurgül şeyler getirmiş. Suzi'ye de teşekkür ederim. Sen gidiyorsun. Elinize sağlık kızlar. Burada ben yabani ot topladım şimdi yiyeceğim. Bizim otları hiç söylemezdik. Gırş topladım. Bravonella topladım. Şafkabe topladım. Onun adı neydi? Civan perçemi. Neyse bunu bu şey önemli. Dağlardan toplandığı için. Suzi'nin ellerine sağlık. Çok güzel bize domates salatası yaptı. Bahçesinden topladığı şey soğan. Evet, şimdi nane. Daha ne var Suzi? Sen söyle. Hepsi var size. Hepsi varmış. Afiyet. Eline sağlık. Maydanoz, nane. Hepsi. Şuraya da bu da Nurgül yaptı. Nurgül'ün ellerine sağlık. Çok güzel bize afiyet kısır olsun. Yapmış. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Teşekkür ederim Nurgül. Suzi. Hı. İnanamıyorum. Katmer getirmiş. Hı. Yöresel katmer. Kendi yörelerine ait. Hı. Katmer değil mi o? Oraya ne derler? Buna katmer mi diyorlar? Katmer yani. Katmer. Sizde de ince açılıyor ama. Çok ince değil mi? Karpuzumuzun yarısı. Karpuzumuzun yarısı duruyor orada. Çayımız var. Ama şahaneymiş. Evet baksana. Karpuz gerçekten güzelmiş Aldin'in. Evet. Karpuzu tavsiye ederim Almanya'dakilere. Yani Aldin'in karpuzu ben söylediler ilk defa onu aldım. Çok güzel çıktı. Bu da çayımız. Bu da çayımız. Şu siyah ne? Bu da şey nar eşkisi. Evet sos. Onu döktün değil mi? Yok dedim siz dökerseniz ekstra. Evet hadi bize afiyet olsun. Teşekkürler. Biz kendimiz yiyelim video çekmeden. Evet. Bu kış bunu yiyorum. Sen de yiyeceğim ya yabani otlardan. Bak kızlar bu acıvan perşemi bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ye. Acaba şark abi sana da vereyim azıcık. Çok az bir ilaç için ye. Yabani otlar da yiyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi. Civan perçemi. Nasıl? Evet. Acı değil mi? Şurada bravonella bu acı değil. Bak bu tansiyon ilacı dedim ya. Evet. Onun da şeyine güzel olur. Sen de bunu ye. Bana da var. Tansiyonun da düşsün. Bak bu da benim. Şimdi bir şeyler yiyince çıkmasın. Çıkmasın. Şu da şey. Brown mantel. Kadın mantosu. Bunun aslında gerçek adı aslan pençesi. Tam benziyor ya. Şurada şey söylüyordum ya bak bu bahçenizde falan var yiyebilirsiniz. Yok bu efem gömecine benziyor. Gündemen. Türkçesi de yer sarmaşı. Aşırı şifalı. Kanseri bile yok ediyor. Yani şimdi yaşlandı ya yapraklarını alıyorum. İstersen dene bu güzel baharatlı bir kokusu var. Sen de vereyim dene. Suzi yiyince diyor ki 7-8 çeşit ot yedik. İnşallah bir şey olmaz. 8 tane yedirdi bana. Saydık 8 tane ot yedi. En sonunda da zehirli ot yedi. Çünkü bilerekten. Ama gerçekten. O zehirli ben ot çok faydalı ama. Bir programa baktım. Trabzon tarafındaki bir adama kansersin sen demişler. Yani 3 ay mı ne yaşarsın, neyi seviyorsan onu yap demişler. O da demiş ki şeye gideyim var yaylalara. Razon yaylalara. Ya. Orada ne yaşarsam demiş. Aşağı hiç inmeyeyim. Cenazemi de oradan götürsünler. Bu da personel otu. Sonra hayvanlara bakmış böyle karnı üstü yatmış. Hayvanlar hangi otu yiyorsa o da yemiş. Ne kadar güzel bak. Allah Allah. Onlar gibi otlanmış yani. Bayağı bir 6-7 hafta öyle beslenmiş. Aç karnına ve su içmiş. Demiş bu hayvan bunu yiyorsa insana da bu faydası var. Aradan geçiyor işte zaman. Oraydı buraydı derken kadın adam kendini bir fit hissediyor yani diri. Yani öleceği gün yaklaşıyor ama çok şey fit. Sonra işte tekrar muayene zamanı geliyor. Gidiyor doktora. Doktor bey işte ben bir daha muayene edeyim ne kadar kaldı diye. Baksa doktor demiş sen ne yaptın? Tümörün acayip küçülmüş. Ya gördün mü?
Bir de moral de çok önemli. O da demiş, affedersin, inekler ne yediyse ben de onu yedim. Karnım üstü yattım. Yaylada yaşadım. Bak bunlar yiyin mesela, bu şey gündeme. Bizim bahçede dolu. Her gün topluyorum. Yumurtayla patates salatası yiyip yapayım, bunu da doğrayayım bunları. Yiyorum. Fırın mantarı. Kısırın eksiği var mı? Harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet. Çay istiyor. Sert mi olmuş çay? Yok, güzel oldu. Eline sağlık. Hadi. Sen ye, biz de şeydik de. Kısırımızı yedik. En geç uçağa eve gitmem lazım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şey, Nevşehir, Kırşehir. Ay sen de biz her şey yap. Kırşehir. Kırıkkale'liyim ha. Kırıkkale. Evet, Kırıkkale'de oturuyorum. Evet, oralıyım. Kırşehir. Kırşehir'de. Tamam, Ankara'da da olabilirim. İşte oradan say. Kız beni şaşırdım. Tamam, yanlış dedim. Kırşehir'de mi? Tamam, Kırşehir. He, Kırşehir'in şeyi. Kırıkkale'de olabilir. Yani evet. İkisi. Kırıkkale ne, bunu bilmezler canım. Bilir kız, ne bileyim, aynıyız. Aynı mı? Tabii. Bizim Sivas'ın ki de aynı, Katmer. Çorum, Yozgat, hepsi aynı. Evet, şeyde. Herkese selam olsun. Türkiye'deki bütün illerimize, yani. İlçelerimize, köylerimize aynen. Selam olsun. Kanalımda kalın. Çiçeğimi çekeyim. Ne güzel çiçeğim. Şimdi yürüyelim kızlar. Evet, biraz daha hey, çıkalım. Burada şimdi bu etrafını bu dağın dolanırsak 7 kilometre. Evet. Yetmez mi? Uzun olmasın. Benim. Yok, uzun olmaz, hızlı yürürüz. Hadi gelin. Ha, hadi. Ne? Kaçta şey, evde olacaksın sen? Saat kaç? Anam ha, 6 olmuş. Tamam, geliriz. Evet arkadaşlar, yağmur yağdı, görüyorsunuz. Bilmiyorum, kameraya, arabanı şuraya tutarsam görünür. Şarıl şarıl yağıyor şu anda. Ve biz yürümeyi bıraktık, eve gidiyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Ömürleriniz güzel olsun arkadaşlar. Of, çok yağıyor, ıslanmayın. Karşı tarafı görüyorsunuz, bak orası güneşli. Bura yağıyor. Ay, kameram da ıslandı. Nasıl yağıyor? Yürümemizi istemedi işte. Yani. Suzu'nun kalbi temizmiş. Suzu eve gitmek istiyordu.